Dünkü yapılan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü, yani dün, belediyemiz hizmet binamızın önünde son derece üzücü, belediyemiz hizmet binası ve başkanlık makamına fiili saldırı şeklinde akıl ve izan sahibi hiç kimsenin tasvip edemeyeceği olaylar meydana gelmiştir. Devam eden arazi toplaştırma işlemi Vezirköprü Ovası 21.1.2017 tarih ve 29.955 sayılı resmi gazetede 216'ya taksim 9.620 karar sayısıyla yayınlanarak Büyükova koruma alanı ilan edilen Vezirköprü ilçemize bağlı 24 mahallemiz bu sınırlar içerisinde alınarak, bildiğiniz gibi 26.6.2018 tarih ve 30.460 sayılı resmi gazetede de yayınlanarak 3.083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanunu kapsamında uygulama alanı ilan edildi. Bunu hep birlikte biliyoruz. Hep birlikte de bunları kanun nezdinde yasalaştığını hep birlikte de izledik. Bununla birlikte buna yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolünde 19.12.2017 tarihinde de işin ihalesi DSİ tarafından yapılmış ve 8.3.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 14.3.2018 tarihinde de DSİ yetkili ve görevli personellerince ihaleyi alan müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yani yaklaşık 3 yıl önceden bu tarafa, 3,5 yıl önceden bu tarafa bu uygulama Vezirköprü ilçemizde devam etmektedir. Görüldüğü üzere arazi toplulaştırmasına işinin gerek temelinde ve gerekse uygulamasında Vezirköprü Belediyesi'nin hiçbir surette yetkisi, sorumluluğu ve fiili ilgisi, gözetim ve denetim yetkisi yoktur. Gerçek durum buyken olayların ve çalışma alanındaki bir takım uygulama sorunlarının gerçek bağlamdan saptırılarak bir takım art niyetli kimselerce basit siyasi çıkarları uğruna, altını çizerek söylüyorum bunu, basit siyasi çıkarları uğruna sorumluluğun Vezirköprü Belediye Başkanlığı olduğu dillendirilmeye başlanmış ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı şiddet içerikli olayların hedefi haline getirilmiştir ne yazık ki. Vezirköprü Belediyesi ve Belediye Başkanlığı makamı göreve başladığı tarihten itibaren maddi ve manevi tüm imkanlarıyla zaman ve mesai mehumu gözetmeksizin tüm mahalleler ve mahalle sakinlerine hizmet etmek çabası içerisinde olmuştur. Bildiğiniz üzere biraz önce de bahsettim. Bu yaşadığımız üst seçimde de kendini artarak göstermiştir. Bu azimkar gayretlerimizi örseleyen mülkiyeti tüm belde vatandaşlarına, tüm Vezirköprü ilçesine, tüm belde vatandaşlarına ait kamu binasına ve araca zarar vermek, kamu görevi ifa eden asker ve polisimize, tüm güvenlik görevlileriyle belediye personelimizi de yönelten yasal hiçbir gereklilikle bağdaşmayacak ilkel saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Bizler Vezirköprü Belediyesi olarak düne kadar olduğu gibi tüm mahallelerimizin her zaman hizmetinde ve emrinde olmaya devam edeceğimizi, hiçbir koşulun halkımızdan aldığımız hizmet, görev ve yetki aşkına engel olamayacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ama bu demek değildir ki bu hizmetimizi burada bırakacağız. Bunlar siyasi bir takım çıkar bekleyen insanların oyun olduğunu hepimiz ve sizler de izleyerek görüyorsunuz. Ama bu oyun bir takım provokatörlerin oyunudur. Halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yapacağımız çalışmalarla bu olaylar üzerine giderek neyin ne olduğunu hepimiz hep birlikte göreceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum.